Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Bakalım İkizler Burcu'nu Kasım ayında neler bekliyor? Sevgili İkizler, Kasım ayına genellikle kişisel gelişimlerle ilgili alanlarda daha çok zaman harcayarak geçirdiğiniz bir ay olabilir. Kendinizi daha çok beslemek istediğiniz, hobilerinize yöneldiğiniz, kendinizi mutlu ve motive edecek şeylerle uğraştığınız bir ay genel anlamıyla diyebiliriz. Biraz daha hayatın sizin için anlamını sorguladığınız, hayat nedir, nereye gidiyorum, ne yapmak istiyorum dediğiniz, hayatı geniş bir şekilde düşünüp kendiniz için, kendinizi mutlu etmek için gerekli şeylere zaman harcayarak geçirebilirsiniz. 3 Kasım'da Merkür retrosu Terazi burcunda bitiyor olacak. Merkür retrosu bildiğiniz gibi 4 ayda bir retro yapar ve 21 ila 24 gün arasında retroda kalır. Bu demek oluyor ki yılda 4 defa ve daha doğrusu bir yılın %20'si Merkür retrosu oluyor ve bu Merkür retrosunun olduğu dönemlerde iletişim konularında biraz aksaklıklar, zorluklar yaşanabiliyor. Yalnız sadece ve sadece Merkür retrosu döneminde doğanlar hariç. Çünkü eğer ki siz Merkür retrosunda doğduysanız bu sizin için geçerli değil. Her yerde Merkür retrosu var, etkileneceğiz gibi şeyler konuşulur ama bir yılın %20'si Merkür retrosuysa ve sizin doğum tarihinizde Merkür retrosuna denk geldiyse bu sizler için geçerli değil. O yüzden doğum haritasını bilmek çok önemli. Eğer ki Merkür retrosuna doğmadıysanız, evet retrodan etkilenebilirsiniz. Bu da iletişim konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Belki kendinizi daha rahat ifade edemediğiniz bir dönem anlamına gelebilir. Eski sevgilileriniz geri dönebilir. Eski ilişkiler gündeme gelebilir. Aslında iletişim konusunda daha çok içe dönüşü ifade eder. Kötü olmayabilirdi aslında bu. Bazen hasır altı edilen şeyler gün yüzüne çıkar. İçimizde tuttuğumuz şeyler dışarı çıkar. Bu da bazen iyidir aslında. Ayrıca iletişim araçlarımız bozulabilir. Ancak zaten bize zaten sinyal veren bozulmaya yatkın iletişim araçları bu süreçte bozulur. Gibi gibi. O zaman 3 Kasım tarihine kadar özellikle eski ilişkilerimize başlamak konusunda acele etmeyebiliriz. Elektronik aletlerimize biraz daha özen gösterebiliriz. Ve yeni imzalara, sözleşmelere 3 Kasım'dan sonra değerlendirme yapıp imzalar atarsak belki de sizler için daha hayırlı olabilir. Ondan sonraki 14 Kasım tarihine kadar Mars retrosu devam edeceği için Mars retrosu dönemlerinde daha da dikkatli olmanız gereken bir süreç diyebiliriz. Yani Kasım ayının ilk 2 haftası zorlayıcı bir süreç olacak. Hem İkizler Burcu için hem de tüm burçlar için aslında. 14 Kasım'da Mars retrosu sona eriyor. Mars retrosunda biliyorsunuz ki tüm dünya neredeyse savaşlar, yangınlar, patlamalar, kazalar ve yaralanmalar konusunda gündem yaratabilir. Ancak şöyle de bir gerçek var. Eğer ki sizler Mars retrosu doğumluysanız, doğum haritanızda Mars retrosu gözüküyorsa bu sizler için geçerli değildir. Her 2,5 yılda bir Mars retro harekete geçer ve 90 gün boyunca retroda kalır. Eğer ki siz de bu süreçte doğduysanız tam tersi sizler için böyle bir durum söz konusu değildir. Ama eğer ki Mars retrosunda doğmadıysanız yaralanmalara karşı, kazalara karşı kendinizi biraz daha dikkatli, kendinize biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir. Biraz daha sinirler gergin olabilir. Biraz daha kontrolsüz, biraz daha saldırgan hareketler içerisine girebilir insanlar. O yüzden hem karşı tarafa biraz empati göstererek, duyarlı davranarak hem de kendinizi kontrol ederek bu süreci daha rahat atlatmaya çalışabilirsiniz. Onun haricinde 15 Kasım tarihinde 23 derece Akrep burcunda bir yeni ay oluşacak. Bu güzel bir yeni ay enerjisi altında olacağınızı gösterir. Özellikle çalışma hayatında olan bir ikizler burcuysanız yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. İş arayan bir ikizler burcuysanız yeni bir işe girebilirsiniz. Yeni bir sektöre adım atabilirsiniz. Uzun zamandır beklediğiniz bir terfi durumu varsa bu terfinin haberlerini alabilirsiniz. Ayrıca yeni ay ile birlikte sağlık sorunu yaşayan bir ikizler burcuysanız şifa bulacağınız bir süreçte diyebiliriz. Sağlığınıza daha çok dikkat edebilir. Sağlığınızla ilgili, şifası ile ilgili güzel gelişmeler oluşabilir.
21 Kasım tarihinde ise Venüs Akrep burcuna geçiş yapıyor ve 15 Aralık tarihine kadar duygusal hayatınızda hareketli, yoğun günler yaşayabilirsiniz. Bu arada 21 Kasım'da Güneş de Yay burcuna geçiş yapıyor ve işte bu süreçte 21 Aralık'a kadar bu mutlu günler partnerinizle olan ilişkinizin, bağınızın artmasıyla birlikte daha keyifli bir hale gelebilir. İlişkilerinizde, evliliğinizde her şey yoluna girmeye başlayabilir. Var olan ilişkiniz daha güçlenebilir. Sorunları olan bir ikizler burcuysanız bu süreçte sorunlarınızı çözebilir, daha keyifli bir ilişkiye doğru yol alabilirsiniz. Yalnız olan bir ikizler burcuysanız tanıştığınız biriyle yeni bir beraberliğe başlayabilirsiniz. Eğer ki ortaklıklarınızla yürüttüğünüz işleriniz varsa partnerinizle, ortağınızla birlikte yeni projelere imza atabilirsiniz. Kendinizi finansal konularda güçlendirmek adına partnerinizle büyük adımlar atabilirsiniz. Bu süreç sizin ikili ilişkilerinizde kendinizi daha iyi hissettiğiniz, ilişkilerinizi toparladığınız ve daha bağlarınızı güçlendirdiğiniz bir süreç diyebiliriz. 30 Kasım tarihinde ise 8 derece ikizler burcunda, yani sizlerin burcunda bir ay tutulması oluşacak. Burcunuzda oluşan bu tutulmanın sert etkileri oluşabilir. Özellikle ikili ilişkilerinizde gönül bağı kurduğunuz kişilerle agresif tepkileriniz sonucunda küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Bu süreçte kendinizi biraz kontrol ederseniz bu süreci rahatlıkla atlatabilirsiniz. 30 Kasım'da dediğim gibi İkizler Burcu'ndaki Dolunay'a biraz dikkat etmeniz gerekir. 2-3 günde etkileri sürebilir bu Dolunay'ın. Özellikle sonradan üzüleceğiniz, aranızın açıldığında pişman olacağınız biri varsa agresif tepkiler vermemeye çalışın bu dönemde. Kasım ayına genel anlamıyla bakarsak İkizler Burcu için güzel, yalnız 15 Kasım'a kadar, yani Mars retrosunun bitmesine kadar özellikle biraz daha dikkatli olabilirsiniz. Yaralanmalara, kazalara, işte ilişkinizde agresif davranıp ilişkiyi zedeleyecek şeyler yapmadığınız sürece sonrasında genel anlamıyla ilişkiler anlamında daha keyifli bir ay süreceksiniz diyebiliriz. Ayrıca kişisel gelişiminizle ilgili hobilere merak saracağınız, kendinize odaklanıp kendiniz için güzel gelişmeler, güzel sizi mutlu edecek daha doğrusu şeylere yöneldiğiniz bir ay diyebiliriz. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. İstediğinizden de daha güzel, sürprizlerle dolu bir ay olur. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgiyle kalın.